Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Yine sinir sisteminden devam ediyoruz. Bu kısım artık sinir sisteminin, bu elektriksel iletimin son videosu olacak bu video. Bu videoda neler anlatacağım? Bu videoda bir grafik çizeceğiz. Bu grafikte işte polarizasyon, depolarizasyon olaylarını göstereceğiz grafik üzerinden. Daha sonra miyelinli nöronlarda iletimden bahsedeceğim ve son olarak da sinapslarda iletimden bahsedeceğim. Böylece biz artık iletimi bitirmiş olacağız. Şimdi gelelim. Bir önceki videoda size neyi anlattım? Miyelinsiz nöronlardaki uyarı iletimini anlattık. Orada ne oluyordu? Polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon olayları oluyordu. Şimdi biz bunu grafik üzerinden anlatırsak olay nasıl gerçekleşiyor? Bakın, bu eksi 70 ve artı 40 olan elektriksel yük, hani bizim sinir hücrelerimizde bulunan elektriksel yüktür arkadaşlar. Şöyle, bizim hücrelerimiz dinlenme halindeyken eksi 70'lerdedir elektriksel yükü. Eksi 70'lerde. Daha sonra bir uyarı gelir ve uyarıyla birlikte artı 40'a çıkar. Daha sonra arkadaşlar, bu artı 40'dan sonra bakın şöyle tekrardan eski haline dönecek. Eski haline dönerken de yine eksi 70'e kadar geliyor ama bir süre şöyle bir eksi 70'in biraz daha altına düşüyor. Altına düştükten sonra tekrardan eksi 70'e doğru geliyor. Şimdi burada belli bölgelerimiz var. Bu bölgeleri isimlendireceğiz. Şöyle yapalım. Bakın isimlendirelim hemen. Şurası bir numaralı bölgemiz. Şu kısım 2 numara. Şurası arkadaşlar 3. Şu kısım 4. Burası da 5 numaralı bölgemiz. Şimdi bu bölgelerin isimlerinin buralarda neler olduğuna bakalım. Bakın burada henüz uyarı gelmemiş. O zaman 1 numara nedir? Polarizasyon durumudur. Dolayısıyla hala uyarı almamıştır. O zaman ben 1 için ne diyorum? Polarizasyon. Polarizasyon uyarı almamış. 2 numaraya baktığımızda bakın uyarı alıyor ve yükü artı 40'a kadar çıkıyor. O zaman uyarı aldığı durum nedir? Depolarizasyon. Depolarizasyon. Arkadaşlar şu tepede depolarizasyonun tavan olduğu kısımda aksiyon potansiyeli dediğimiz durum gerçekleşir. Aksiyon potansiyeli. Bu nedir? İşte sodyumlarla potasyumların bir arada bulunarak maksimum bir yük oluşturduğu durumdur arkadaşlar. Aksiyon potansiyeli. Daha sonra 3 numaralı bölgeye geliyorum. Yavaş yavaş ne yapıyor? Eski haline dönüyor. Eski haline dönme olayına ne diyorduk? Repolarizasyon diyorduk. Repolarizasyon. Şimdi şuraya baktığımızda bakın 4 numaralı bölgeye baktığımızda yük biraz daha düşüyor. Yani eksi 70'in de altına düşüyor. Bu 4 numaralı bölge bizim hiperpolarizasyon dediğimiz bölgedir. Hiperpolarizasyon. Hiperpolarizasyon olayında şimdi sodyum kapıları kapandı biliyorsunuz. Potasyum kapıları açılıyor. Bu potasyum kapıları açılmadan önce hücrenin içerisinde maksimum bir yük oluşur. Biz bu yüke hiperpolarizasyon durumu diyoruz. Zaten hiper yüksek demektir. Yüksek polarizasyon durumudur arkadaşlar. 5 numara ise nedir? 5 numara da tekrardan eski haline geldiği için yine polarizasyon diyoruz. Evet, polarizasyon durumu da bu şekilde. Arkadaşlar, isterseniz şuraya hiperpolarizasyonun ne demek olduğunu yazayım. O da yine bulunsun bizde. Hiperpolarizasyon. Hiperpolarizasyon neydi? Hücre içerisindeki yükün maksimum olduğu evredir arkadaşlar. Hücre içindeki yükün maksimum olduğu, yani negatif yükün maksimum olduğu, şöyle eksi yapayım yanında, maksimum olduğu zamandır. Hiperpolarizasyon budur. Evet, impuls iletiminde, miyelinsiz nöronlarda impuls iletimi bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi biz gelelim miyelinli nöronlardaki impuls iletimine arkadaşlar. Şöyle yazalım. Miyelinli nöronlarda impuls iletimi başlığımız. Bu oldukça kolaydır. Sadece kısaca göstereceğim ben bunu. Miyelinli nöronlarda impuls iletimi.
Direkt şekil üstünden göstereceğim. Arkadaşlar, yine biz hücremizi düşünelim. Miyelinli nörona sahip bir hücremizi düşünelim. Miyelinli nöronlarda Schwann hücresi vardı, değil mi? Bakın şöyle, Schwann hücreleri. Bu hücreler aksonunu oluşturuyor. Daha sonra şurada akson ucu kısmı vardır. Şöyle dallanmıştır bu. Yapımızı oluşturuyor. Hücre gövdemiz ve dendritlerimiz. Arkadaşlar, bunların etrafı, Schwann hücrelerinin etrafı şöyle miyelin kılıfla çevrilidir. Bakın miyelin kılıf. Şöyle miyelin kılıfımız var. Yeşille olan nedir? Şöyle yazayım buraya hatta. Yeşil olan miyelin kılıftır. Miyelin kılıf. Şimdi burada iletim nasıl gerçekleşir? Bakın, miyelin kılıf elektriksel yüke, yani artıların ve eksilerin yer değiştirmesine izin vermez. O yüzden dendritlerden gelen uyarı miyelin kılıftan atlayarak nereye geçer? Ranvier boğumuna geçer. Ranvier boğumunda yine bu artı eksi değişimi olayları, yani polarizasyon depolarizasyon olayları gerçekleşir. Daha sonra uyarı tekrardan atlar diğer ranvier boğumuna. Burada da yine aynısı gerçekleşir. Buradan atlar buraya. Bu şekilde arkadaşlar atlayarak nereye gelir en son? Akson ucuna gelir ve bir diğer nörona veya efektör organa uyarı aktarılır. İşte biz bu uyarı iletimine ne diyoruz? Atlamalı iletim diyoruz. Atlamalı iletim. Atlamalı iletim. Hemen bunun açıklamasını da yapalım. Şuraya yazayım ben açıklamasını. Atlamalı iletim. Miyelin kılıf elektriksel yük değişimine izin vermediği için atlamalı iletim gerçekleşir. Miyelin kılıf elektriksel yük değişimine izin vermez. Dolayısıyla miyelin kılıfın olduğu yerde atlamalı iletim olur. Atlamalı iletim olur. Bu atlamalı iletim nerelerde artık olmuyor? Ranvier boğumlarında. Ranvier boğumlarında miyelin kılıfı olmadığı için burada polarizasyon depolarizasyon durumları görülür. Onu da yazalım. Ranvier boğumlarında miyelin olmadığı için polarizasyon depolarizasyon ve repolarizasyon görülür. Repolarizasyon görülür arkadaşlar. Evet. Miyelinli nöronlarda impuls iletimde bu şekilde gerçekleşiyor. Bilmeniz gerekenler bunlar. Şimdi biz bunu anlattıktan sonra size impuls hızını veya iletim hızını etkileyen faktörler diyelim. Bu faktörlerden bahsedip daha sonra sinapslara geçelim arkadaşlar. Şöyle bir başlık yazıyorum ben. Nöronlarda impuls iletim hızını etkileyen faktörler. Evet, nedir bu faktörler bakalım. Arkadaşlar, birinci olarak miyelin kılıf diyoruz. Bakın, miyelinli nöronlarda iletim miyelinsizlere göre daha hızlıdır. O zaman şöyle yazıyoruz. Miyelin kılıf iletimi hızlandırır. Neden hızlandırdığını da zaten anlattık. Miyelin kılıf olduğu yerlerde artı eksi yük değişimi gerçekleşmediği için atlamalı iletim olur. Bu da hızlı bir iletime sebep olur. Daha sonra gelelim akson çapına. Arkadaşlar, akson çapı eğer ki büyükse, yani çap genişse, akson çapı dediğimizde şu. Bakın şöyle. Akson çapı dediğimiz şurası. Bu akson çapı ne kadar genişse iletim o kadar hızlı olur. Akson çapı arttıkça iletim hızlanır.
diğeri Ranvier boğumunun sayısı. Şimdi biz miyelinin nöronlara baktığımızda bakın Ranvier boğumlarında ne dedik? Polarizasyon, depolarizasyon gibi durumlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunlar da yavaş olan olaylar olduğu için bizim atlamalı iletimde yani miyelinin nöronlarda Ranvier boğumu ne kadar fazlaysa iletim o kadar yavaşlar arkadaşlar. Bunda ters bir ilişki söz konusudur. Şöyle diyelim. Ranvier boğumu arttıkça Ranvier boğum sayısı arttıkça iletim yavaşlar. İletim yavaşlar. Evet. Arkadaşlar ayrıca şunu da söyleyelim. Uyarı şiddeti, uyarının süresi ve frekansı bir nöronda iletim hızını değiştirmiyor. Ama uyarılan sinir hücresinin sayısı artarsa burada bir impuls sayısı birim zamanda da artıyor. Dolayısıyla size der ki uyarının şiddeti arttıkça iletim hızlanır. Yanlıştır. Uyarının süresi arttıkça iletim hızlanır. Yanlıştır. İşte uyarının frekansı arttıkça iletim hızlanır der. Bunlar yanlıştır arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey yazalım buraya. Uyarının şiddeti, süresi ve frekansı iletim hızını değiştirmez. Bunu unutmayalım. Neden değiştirmiyor? Çünkü uyarının iletilebilmesi için gerekli olan enerji hücre gövdesi tarafından üretiliyor. Yani uyarıdan üretilmiyor bu. Uyarının şiddeti ne kadar büyük olursa olsun hız her zaman için aynıdır arkadaşlar. Enerji hücre gövdesinde üretildiği için. Evet, buraya kadar söyleyeceklerimiz bunlar. Yani bizim miyelinli ve miyelinsiz nöronlarda impuls iletimini anlattık. Şimdi gelelim sinapslara. Sinaps ne demek? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar, sinaps bir sinir hücresiyle bir başka sinir hücresinde veya bir başka efektör organ diyelim, efektör organla arasında yaptığı bağlantıya biz sinaps diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Sinapslarda uyarı iletimi. Evet, sinapslarda uyarı iletimi. İlk önce sinaps nedir? Buna bakalım. Neydi? Bir sinir hücresiyle bir başka sinir hücresi arasında veya bir sinir hücresiyle efektör organ arasında olan bağlantıya biz sinaps diyoruz arkadaşlar. Onu da yazalım. Bir sinir hücresiyle bir başka sinir hücresi arasında ya da efektör organ. Neydi? Tepki organıydı efektör organ. Efektör organ arasında olan bağlantıdır. Evet, sinaps dediğimiz kelimenin karşılığı budur arkadaşlar. Parantez içinde sinapsın tanımını yaptığımızda yazalım. Sinaps budur. Şimdi sinapslarda iletim nasıl gerçekleşiyor buna bakalım. Arkadaşlar, sinapslarda iletim göstermek için şöyle ben küçük bir sinir hücresi çizmek istiyorum. Mesela iki sinir hücresi arasındaki bağlantı diyelim biz buna. Bakın şöyle. Bir diğer sinir hücremiz de bu şekilde olsun. Evet, bir diğer sinir hücremiz de böyle. Şimdi sinaps dediğimiz bölge şurası olur. Bakın, birinci sinir hücresinin aksonu ile ikinci sinir hücresinin dendriti arasındaki bölgedir arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Birinci sinir hücresinin aksonu veya akson ucu ikinci sinir hücresinin dendriti. Tamam mı? Bu ikisi arasındaki bölgeye biz ne diyoruz? Sinaps diyoruz. Şimdi ben bunu şöyle büyüterek çizmek istiyorum. Bakın şöyle büyüterek çizdiğimizde hemen hemen böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle. Bu birinci sinir hücresinin akson ucu. Şurası da ikinci sinir hücresinin dendritidir. Şimdi burada neler olur? Arkadaşlar burada
Bu akson ucunda sinaptik keseler vardır. Sinaptik kese. Bu keseler içerisinde bazı maddeler üretilir. Nörotransmitter madde dediğimiz maddeler. Bu maddeler kimyasal maddelerdir. İşte bazı hormonlar da olabilir. Bu kimyasal maddeler sinaptik keselerde üretiliyor. Daha sonra bu üretilen maddeler şurada sinaptik boşluk dediğimiz boşluğa aktarılıyor. Bu boşluktan ise bizim ikinci sinir hücresinin dendriti tarafından alınarak hücreden hücreye veya hücreden efektör organa aktarılmış oluyor. Olayın genel olarak özeti bu şekildedir. İlk olarak şekil üstünde göstereyim ben size bunları. Bakın bizim sinaptik keselerimiz var. Şunlar sinaptik keseler. Yazalım hemen isminin ne olduğunu. Sinaptik kese. Sinaptik kesemiz. Bunların içerisinde ne vardı? Nörotransmitter maddeler vardı. Nörotransmitter. Mitter madde. Zaten nörondan geliyor. Transmitter bakın transfer eden maddedir. Nörotransmitter maddeler bulunur. Şu arada bulunan bölgeye biz sinaps boşluğu diyoruz. Sinaps boşluğu. Evet, sinaps boşluğumuz burasıdır. Arkadaşlar olayı şöyle anlatayım size. Şimdi impulsumuz, bakın uyarı şuradan geliyor. Uyarı. Akson ucuna geldiği zaman, yani şu kısma geldiği zaman hemen ortama kalsiyumlar giriyor. Yani kalsiyum kanalları açılıyor ve hücrenin içerisine aksona kalsiyumlar giriyor. Daha sonra bu kalsiyumlar sinaptik yumruğu yani şu bölgeyi uyarıyor. Bu bölgede nörotransmitter maddeler üretilmeye başlıyor sinaptik keseler içerisinde. Nörotransmitter maddeler üretiliyor. Daha sonra bu maddeler egzositoz yoluyla, neydi egzositoz? Büyük maddelerin hücre dışarısına aktarılmasıdır. Bizim bu nörotransmitter maddelerimiz büyük maddeler olduğu için hücre dışarısına bu şekilde aktarılıyor. Egzositoz yoluyla aktarılıyor. Daha sonra arkadaşlar bu boşluğa bırakıldıktan sonra ise bizim dendritimizde reseptörler vardır. Bu reseptörler tarafından algılanıyor bu maddeler ve bu maddelerde yine sodyum iyonlarının, bakın reseptöre bağlı olan sodyum iyonlarının içeriye girmesiyle uyarı alınmış oluyor. İşte asıl olarak özet bu şekildedir. O zaman şöyle numaralandırarak ben size yapayım. Numaraların açıklamasını da şöyle yan tarafa yazalım. Şöyle kalsiyumun içeriye girmesi bir numara olsun. Bakın şöyle kalsiyum içeriye giriyor. Bu bir numaramız. Daha sonra bu kalsiyum ne yapıyor? Sinaptik yumruyu uyarıyor arkadaşlar. Yani sinaptik keseleri uyarıyor. Bu iki numaramız olsun. Daha sonra egzositoz yoluyla gelip buraya döküyordu nörotransmitter maddeleri. Şuraya bir dökülmüş kese çizelim. Nörotransmitter maddeleri de şu araya boşluğa dökelim bunları da. Bu da 3 numaramız olsun. Şöyle 3 numara diyelim. Daha sonra arkadaşlar şu aradaki boşluğa 4 numara demek istiyorum. Bu 4 numarada yine açıklayacağız ne olduğunu. Burada reseptörler vardı. Reseptörlerin algılanmasına da 5 numara diyelim. Şuradan sodyum iyonları da içeri giriyordu zaten. 5 numarayla ilgilidir bu olay. Yani ben bunu size 5 maddede açıklayacağım ne olduğunu. O zaman 1 numaradan başlayalım. Şöyle yan tarafa geçiyorum. 1 numaralı olayımızda ne oluyordu? Evet, 1 numara dedik. Hemen 1 numaralı olayı açıklayalım. Neydi? Kalsiyum iyonları içeriye giriyor. Evet. Kalsiyum iyonları uyarı aksona geldiğinde içeri girer. Nasıl giriyor? Kanallar açılıyor, o şekilde giriyor. Birinci olayımız bu. Gelelim ikinci olayımıza. Kalsiyum iyonları neyi uyarıyor? Sinaptik keseleri uyarıyor. Kalsiyum iyonları sinaptik keseleri uyarır. Sinaptik keseleri uyarır ve nörotransmitter madde üretilir. Nörotransmitter madde üretilir. Evet, 2 numaralı olayda bu gerçekleşiyor. Gelelim 3 numaraya. 3 numaralı olayda egzositoz yoluyla
ne oluyordu? Nörotransmitterler sinaptik boşluğa dökülüyor. Eksositoz yoluyla nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa dökülür. Üçüncü olayımız bu. Dördüncü olayımız neydi arkadaşlar? Bu nörotransmitter maddeler sinaptik boşluğa yayılır. Nörotransmitter maddeleri şöyle NT olarak yazayım. NT maddeler, kısaca yazayım. Sinaptik boşluğa yayılır. Son basamağımız ise, beşinci basamağımız. Dendrite gelen sodyum iyonları ile reseptörler uyarılır ve uyarı ikinci hücreye geçer arkadaşlar. Evet, 5 numarada da bu oluyor. Peki nörotransmitter madde buraya giriyor mu? Yani ikinci hücreye giriyor mu? Girmiyor. Sadece uyarıyı veriyor. Uyarıyı verdikten sonra nörotransmitter madde parçalanıyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazayım altına da. Uyarı verildikten sonra NT yazıyorum yine. Nörotransmitter madde parçalanır. Evet. Bizim sinaps dediğimiz bölgelerde uyarı iletimi bu şekilde gerçekleşiyor. Arkadaşlar, sinaps bölgelerinde sürekli nörotransmitter maddelerden bahsettik. Nedir bu nörotransmitter maddeler? Birkaç tane örnek yazayım. Mesela bazı hormonlar, işte dopamin gibi, işte histamin gibi veya noradrenalin gibi maddeler arkadaşlar bizim nörotransmitter maddelerimizdir. Yani o zaman aslında şöyle diyebiliyoruz. Bizim hormonlarımız endokrin bezler tarafından üretilebildiği gibi sinir hücreleri tarafından da üretilebiliyor. Zaten hormonlara geldiğimiz zaman yine bunlardan da bahsedeceğiz. Arkadaşlar, sinaps iletimiyle ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Sinapslarda uyarı iletimi aksondan dendrite doğrudur. Bunu unutmayın. Aksondan dendrite doğrudur. Ama size bir sinir hücresinde uyarı iletimi nereden nereye derse, o zaman dendritten aksona diyeceğiz. Sinapslarda nereden nereye derse aksondan dendrite, yani birbirinin tam tersi olacak. Ayrıca sinapslarda iletim kimyasal olarak gerçekleştirir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yine dediğim gibi bu notları Instagram sayfamdan da adresimden de bulabilirsiniz. Şuraya not olarak yazmak istiyorum. Bakın, notumuzu yazalım. Not. Sinapslarda iletim kimyasaldır. Ve iletim yönü aksondan dendrite doğrudur. Evet, notumuz da bu şekilde. Hatta bunu da şöyle bir kutucuk içerisine alalım. Şimdi bu videoyla birlikte artık sinirsel iletimi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda insanda sinir sistemi dediğimiz merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi, yani beyin ve beyin gibi diğer yapıları görmeye başlayacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.